NASA'nın çığır açan James Webb Uzay Teleskobu, Dünya büyüklüğündeki gezegene dair yaşam umutlarını büyük ölçüde söndürdü. Dünyadan sadece 40 ışık yılı uzaklıkta yer alan TRAPPIST-1b adlı kayalık gezegenin atmosferden yoksun olduğu keşfedildi. Bulgu, M yıldızları diye de bilinen, son derece soğuk kırmızı cüce yıldızların yörüngesinde dönen öte gezegenlere dair önemli ipuçları sunuyor. Araştırmanın dünya dışı yaşam arayışını da doğrudan ilgilendiren sonuçları var. Zira bilinen şekliyle yaşamın varlığını sürdürebilmek için atmosfere ihtiyacı var. Yaşam belirtileri açısından belki de en umut verici, yabancı sistemdeki dünya büyüklüğünde bir öte gezegen, bildiğimiz şekliyle yaşam için yaşanabilir olmayabilir. James Webb Uzay Teleskobu'ndan yapılan yeni gözlemler, TRAPPIST-1 sisteminin en iç dünyasının, dünyanın 1,4 katı kütleye ve 1,1 kat yarıçapına sahip, TRAPPIST-1b adlı bir dış gezegenin, cızırtılı bir 230 santigrat dereceye ulaştığını ortaya koyuyor. Kayalık gövdesinin etrafına sarılmış, bir atmosfere sahip olması pek olası değildir. Bu bir sürpriz değil, TRAPPIST-1b, ev sahibi yıldızına o kadar yakın ki, dünyanın aldığı yıldız ışınımının 4 katını alarak, sadece 1,5 günde dönüyor. Ancak bu kadar küçük ve havalı bir dünya için, ilk kez bu ölçümleri yapabildik. Aslında kendi gezegenimize en yakın olanı. Ve tabii ki bu bilgi, bilim insanlarının potansiyel yaşanabilirliği bilinmeyen bir sistem olan, kırmızı cüce yıldız TRAPPIST-1'in yörüngesinde dolandığı bilinen, diğer 6 dış gezegen hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olacak. Karasal gezegenleri daha küçük, daha soğuk yıldızların etrafında karakterize etmek daha kolay. M yıldızlarının etrafındaki yaşanabilirliği anlamak istiyorsak, TRAPPIST-1 sistemi harika bir laboratuvar. Kayalık gezegenlerin atmosferlerine bakmak için elimizdeki en iyi hedefler bunlar. TRAPPIST-1 sisteminin keşfi, 2017 tarihinde 40 ışık yılı uzaklıkta kırmızı bir M cüce yıldızın yörüngesinde dönen 7 kayalık öte gezegen olarak bildirildi. Bu öte gezegenlerden 3'ü, yıldızın sözde yaşanabilir bölgesi içinde yıldızdan tüm sıvı suyun kaynayacağı veya donacağı kadar yakın olmayan bir mesafede. Güneş sistemi dışında yaşam arayışında, gerçekten cezbedici bir hedef ama, TRAPPIST-1'in güneş sisteminden bazı önemli farklılıkları var ve bu da yaşamın orada ortaya çıkıp çıkmayacağına dair soruları gündeme getiriyor. Etrafındaki dünyalar, yıldıza ev sistemimizden çok daha yakın, en uzak olanı sadece 18,8 günlük bir yörüngede. Kırmızı cüce yıldızlar güneşten çok daha küçük, daha sönük ve daha soğuk olduklarından, bu yaşanabilir bölgenin yıldıza çok daha yakın olduğu anlamına gelir. Ama kırmızı cüce yıldızlar güneşten çok daha şiddetlidir ve etraflarındaki uzayı güçlü parlamalarla yalar. Samanyolunda bu yıldızların sayısı güneş gibi, yıldızların 10 katı kadardır ve bunların güneş gibi, kayalık gezegenlere sahip olma olasılıkları 2 kat daha fazladır. Ama aynı zamanda çok aktifler gençken, çok parlaklar ve bir atmosferi yok edebilecek, işaret fişekleri ve X ışınları yayarlar. TRAPPIST-1b, bu aktivitenin sistemi nasıl etkilemiş olabileceğini anlamak için atılan ilk adımdır. Hubble ve Spitzer gibi araçların kullanıldığı önceki çalışmalar, öte gezegenin etrafında hafif, kabarık bir atmosfer olasılığını ortadan kaldırmıştı, ancak TRAPPIST-1b'nin hala kalın, yoğun bir atmosfer barındırması olasılığı devam ediyordu. James Webb Teleskobu'nun kızılötesi yeteneklerinin öne çıktığı yer burasıdır. Araştırmacılar, dış gezegenden yayılan termal radyasyon tarafından yayılan kızılötesi ışık olan TRAPPIST-1b'nin sıcaklığını ölçmeye çalışmak için uzay teleskobunun benzersiz gücünden yararlandı. Anahtar öte gezegen yıldızın yörüngesinde dönerken üretilen ışık eğrisindeydi. Yörüngedeki bir öte gezegen, yıldızla aramızdan geçtiğinde öte gezegen yıldızın ışığının bir kısmını bloke ederek biraz kararmasına neden olur. Ancak öte gezegen yıldızın arkasından geçtiğinde, ikincil tutulma olarak bilinen bir olay, karartma da gözlemlenebilir.
Bunun nedeni, öte gezegenin yıldızın her iki yanındayken, yıldızın ışığının bir kısmını yansıtması ve kendi radyasyonunu yaymasının yanı sıra, sistemden gözlemlenebilen toplam ışığı artırmasıdır. Bu ikinci tutulma sırasında gözlemlenen herhangi bir ışığın, yalnızca yıldız tarafından yayıldığı anlamına gelir. Bilim adamları, öte gezegen her iki tarafa da saptığında, tespit edilebilecek ek ışığı ve tahmini yansıyan yıldız ışığını çıkararak, dış gezegenin kendisi tarafından ne kadar kızılötesi radyasyon yayıldığını belirleyebilir ve böylece sıcaklığını ölçebilir. Ve bu da, bir atmosferin varlığını veya yokluğunu ortaya çıkarabilir. Bu gezegen gelgitte kilitlendi, bir tarafı her zaman yıldıza bakıyor ve diğer tarafı sürekli karanlıkta. Isıyı dolaştıracak ve yeniden dağıtacak bir atmosferi varsa, gündüz tarafı atmosferin olmadığı duruma göre daha soğuk olacaktır. Araştırmacılar, Trappist-1b için 5 ikincil tutulmayı yakalayabildiler ve bu olaylardan gündüz sıcaklığının yaklaşık 230 santigrat derece olduğunu çıkardılar. Bu sıcaklık, Güneş sistemindeki Merkür'ün gündüz tarafından daha soğuk olmasına rağmen bir atmosferin varlığına uymaz. Sonuçları sıcaklığın farklı senaryolarda ne olması gerektiğini gösteren bilgisayar modelleriyle karşılaştırdık. Sonuçlar çıplak kayadan yapılmış ve ısıyı dolaştıracak atmosferin olmadığı bir kara cisimle neredeyse mükemmel bir şekilde tutarlı. Ayrıca, bu ölçümlerde görülebilecek olan karbondioksit tarafından emilen herhangi bir ışık belirtisi de görmedik. Araştırmacılar gelecekteki çalışmanın, kırmızı cüce yıldızların yörüngesindeki kayalık gezegenleri ve bu sistemlerin bizimkinden nasıl farklı olduğunu daha iyi anlamak için, Trappist-1b'nin küresel ısı dağılımını daha fazla karakterize edebileceğini söylüyor.